Arkadaşlar günaydınlar. Sevgili YouTube ailem. Bakalım bugün neler olacak, neler bitecek. Bugünün bir deste seçini yapmak istiyorum. Evet. Arkadaşlar evet. Şöyle birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste diyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Mor halka, kırmızı halka koyalım. Bir de kırmızı yaprak koyalım. İsteyen hangisini diliyorsa yoğunlaşsın üzerine lütfen. Evet. Kartlarımı fazla getiremedim arkadaşlar. Misafirlikteyim, arkadaşımın evindeyim. Ne yapalım? Böyle tek karta çekim yapıyorum. Olsun. Bir destede çok iş görür. Bir desteye bir hayatı sığdırabilirsiniz. Ben bir tek tarot destesiyle ömür boyu fal bakabilirim. Ömür boyu açılım yapabilirim. Olsun, ben bir tarot destesiyle ömür boyu açılım yapabilirim. Ama siz sevgili dostlarıma böyle farklılıklar sunmak istiyorum. Gençlerimiz var, böyle renkli hanımlarımız var, renkli beylerimiz var. Onlara renkli bir dünyaya götürmek istiyorum. O yüzden farklı desteler kullanıyorum. Rusya'dan getirttim. Fransa'dan getirttim. Bilmiyorum, giden olursa başka ülkelerden de getirteceğim. İletişime geçelim. Ben hediye falan değil, sipariş istiyorum dostlarım. Yani ücreti neyse ödeyeceğim. Dostlarım, şimdi Laro Tarot elimde. Birinci desteği seçenlere farklı bir yol izlemelerini öneriyorum. Duyduğunuz her söze inanmayın lütfen. Bir adamdan gelecek haber biraz canınızı sıkabilir. Sanki bir aşk üçgeni var. Hanımlar, özellikle size diyorum, bir erkek tarafından hayal kırıklığına uğratılmış olabilirsiniz. Aşk üçgeni o kişinin hayatında başka bir kadının olduğuna işaret ederken, yine de duyduğunuz pek çok şey yani gerçek olabilir ama seni hayal kırıklığına götüren olay onun birdenbire haberi kesmesi olmuş. Birdenbire bir haber kesilmiş ve sen uzun süredir o kişiden haber alamıyorsun. Bir aşk üçgeni olduğunu düşünüyorum. Bu adamın ya da bu genç adam olabilir, ileri yaşta olabilir. Bir başka hanımla beraberliği gözüküyor. Ne yazık ki. Olayları olduğu gibi kabul etmelisin ve yaşamının merkezine ekonomik, sosyal durumunu koymalısın. Gidilen yol öfkeli bir yol, gidilen yol sıkıntılı bir yol. Yaşama ve işine sarıl. Aşk hayatında bir süre duraksaman gerekiyor. Aşk hayatına mola diyorum. Bir süre kendini tedavi et, müzikle ve sistemle çalışarak yap bunu. Evrensel sistemle bütün olman gerekiyor, mantıklı olman gerekiyor. Ve hepsinden önemlisi, yaşamın melodisini duyman gerekiyor. Sen hep
farklı şeyler duydun, kötü sözleri duydun, kötü sözleri hatırlıyorsun, kötülüğü hatırlıyorsun. Sistem diyor ki lütfen yaşamının şarkısını yaz ve onu oku. O nasıl olur? Sessizlikte olur ve iç dünyanı dinlemekle olur. İç dünyanda huzura kavuştuğunda otomatikman doğru insan gelecektir. Doğru insan doğru zamanda gelsin istiyorsanız doğru şeyler yapın lütfen. İkinci desteği seçen aziz dostum. Ay niye hep böyle hayal kırıklığı oluyor ya dostlarım? Neptün işte bir hayal kırıklığı sen de yaşamışsın. Neden bitti? Neden olmadı? O kişi ne düşünüyor? Bir türlü karşıdaki kişinin kendisini ifade etmemesi sonucu, sana karşı net olmaması sonucu, bir maske takmasının hemen sonrasında sen bir öfke ve hayal kırıklığı yaşıyorsun ve aynı zamanda arkadaşım, burada 4 tane gelmiş, almak zorundayım arkadaşlar. Ben spontane çekim yapıyorum. Ya 2'de 1'de videoyu durduran bir yapım yok. Bakınız ben 3'er tane çektim. Niyetim oydu. Burada 4 tane geldi ikinci desteğe. Ne yapalım? 4 tane okumak durumundayım. Niye böyle oldu demeyin. Böyle olmuş işte. Arada sıkışmış, yapışmış geldi. Ve ben 5 tane de çıksa 5 tane okuyacaktım. Yani nasıl bir kafede çalışırken spontane yapıyorum. Aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Karşımda siz varmışsınız gibi, masanın öbür tarafında siz varmışsınız gibi bir kafede çalışıyormuş gibi yapıyorum bunu. Doğrusu da o. Yüreğim yüreğinizde. Mesela ben bunu kafede çalışırken çıkmış olsaydı dördünü de okumak durumundaydım. Aynısını yapıyorum şimdi. Lütfen diğerleri niye bize 3 oldu demesinler. Bir tane kartta da yorum yapabilirim. Önemli olan ruhunu verebilmektir. Telepatik iletişimi kurabilmektir. Hayal kırıklığı var. İkinci desteği seçenlerde. Arkadaşlar bakınız burada yalanla karşılaşmışsınız. Ve aynı zamanda yarım kalan bir iş var, yarım kalan bir durum var. Tamamlanacağını görüyorum. Su gruplarına aşkı ve sevgiyi çok çabucak gelecek görüyorum. Aşk ve sevgide başarı görüyorum. Eğer problem varsa çözülüyor. Balıklar, yengeçler ve akreplere çok başarılı bir dönem bekliyorum. Zihinlerinden geçen her ne varsa gerçek olacak. Geçmişte söylenen kötü sözler unutulacak. Yarım kalan bir şeyler tamamlanıyor ve destek alıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle beyler bir hanımdan destek alarak bu ilişkiyi sürdürdüğünüzü söyleyebilirim. Yine bakınız burada aşk üçgeninin köküne inildiğinde bir insan, kadın ya da erkek ya da her ikisi geçmişteki hataları yapmamak üzere kendilerine söz veriyorlar ve geçmişteki insanları geride bırakıyorlar. Yaşam bir sınavdır. Biz bunu kazanacağız diyorlar. Gerçekten ikinci desteği seçenlerde büyük başarı var arkadaşlar. Büyük bir nasıl diyeyim iyileşmeler gözükecek ve sihirbaz kartı diyor ki yaşamını yeniden renklendireceksin. Bu aşk üçgeninde evlilik, aşk ve sevgi var arkadaşlar. Bu ihanet üçgeni değil. Bu bir sevgi üçgeni. Kesinlikle yaşamınıza ışık ve başarı doluyor. Tebrik ederim. Çünkü bunu siz başarıyorsunuz. İlişkiyi çok iyi yönetiyorsunuz. Birlikteliği çok iyi götürüyorsunuz. Mantığınızla ve aklınızla. Evet, geliyorum üçüncü desteği seçenlere. Uzun süreli beraberlikler ve uzun süreli ilişkiler gözüküyor. Üçüncü desteği seçenlere. Eğer benim birlikteliğim yok diyorsan kesinlikle biraz kendini dağıtmışsın. Toparlaman gerekiyor. Mantıklı olman gerekiyor. Aşk üçgenlerini hayatından çıkartman ve her türlü iyiliğe doğru yürümen gerekiyor arkadaşım. Şurada görüyor musun? Bir şeyleri kesmen, bir şeyleri sonlandırman gerekir. Etrafında sivri dilli birileri var.
bir hayli seni yormuş gözüküyorlar. Birileriyle bir çatı altında özür dilerim. Birileriyle bir çatı altında buluşacağını görüyorum. Seni kesinlikle ve kesinlikle mücadele dönemi bekliyor. Öfkelerini ve her türlü mücadeleni böyle geride bırakacaksın. Biraz yatay bir vaziyete geçiyorsun. Mücadeleyi bırakacaksın dediğim, hani öfkeli mücadele bırakılıyor. Yatay vaziyete geçtiğinde daha mantıklı düşündüğünü ve kademe kademe iyileştiğini görüyorum arkadaşım. Mücadele döneminden sonra teslimiyet dönemi var. Bu dönem dışarıdaki her türlü etki senden uzaklaşıyor. Biraz pasif bir yaşam sürmen gerekiyor. Çünkü etrafındakiler ya da partner çok sivri dilli ve artık sen ilgilenmiyorum dedikten sonra zaten yanlış insanın hayatından çıktığını göreceksin. Yanlış insan hayatından çıkıyor ve doğru kişiyle bir beraberlik kuruyorsun arkadaşım. Uzun süreli, uzun soluklu ilişkilerden sonra kendini yeniden yapılandırıyorsun. Maddi manevi büyük ilerleme kat ettiğini görüyorum. Bakınız, etrafınızdaki bu bir dostlarım bir tanrıdır. Çakal başlı bir tanrı olduğu kabul edilir. Çakal da koruyucudur. Yani antik Mısır'da koruyucudur. Seni etrafın koruyor. Seni ruhani dengen koruyor. Senin mantıklı hareketlerinle sen kendini koruyorsun. Yüksek benliğin seni koruyor. Ve kesinlikle uzun süreli ilişki ve maddi manevi bolluk dönemi gelmiş gözüküyor. Kader çarkı senin için bir kez daha dönüyor. Sana duygusal alanda ilerleme getirirken kare formu maddi gelirlerde artış olduğunu gösteriyor. Ve ikinci bir karede arkadaşlar ilişkinin düzelmesi, birlikteliğin şekil alması, aynı zamanda bakınız zihinsel, ruhsal ve bilişsel anlamda bu ilişkinin yürüyeceğinin işaretidir. Bakınız, dört başı mamur bir hayat sizi bekliyor. Sadece dediğim gibi zihnini iyi kullan, bilişsel ve ruhsal anlamda kendini dengele. Şurada hem iş hayatında başarı olacağını görüyorum, benliğinde değişim olacağını görüyorum. Kesinlikle bekar olan birisine evlilik olarak yorumluyorum. Ya da evliliğin iyi gitmesi olarak yorumluyorum. Sosyal çevrede artış ve mesleki anlamda yükselme görüyorum. Yeter ki kendini toparla. Çok rahatmışsın. Şifayı eline alacağını görüyorum. Kesinlikle hastalık gibi bir konu hayatından çekip gidiyor arkadaşlar. Sis bulutları dağılıyor. Netlik ve ufukta başarı gözüküyor. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Umarım güzel bir açılım oldu. Bugün 28 Ekim 2021 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Dostlarım, unutmuş değilim. Hepinizin yıldıznameleri haftalık yorumlanacak. Ama şu an şehir dışındayım. Yani yıldızname de gezemiyorum. Eski kitap, korkuyorum bir yerde unuturum diye. Ben çok unutkan bir insanım. Bildiğiniz gibi hani çok okuyan insanlarda olurmuş bu. Çok unutkanlık olurmuş. Geçen gün trenle Adana'ya gidiyorum. Koluma taktığım bir çanta var. Böyle çapraz çantalardan. Sportif oluyor ya, yürüyüşe falan giderken insanlar çok takar. Onun içerisinde her türlü böyle kart cüzdanım var. Kartlarımın olduğu, kimlik kartlarımın olduğu cüzdanım var. Para cüzdanım var, nakit de bir miktar param var. Sırt çantamı almışım. Elimdeki bir paket vardı, onu almışım. O çapraz çantayı, içinde kimliklerimin olduğu, paramın olduğu çantayı orada bırakmışım. Yürümüş gitmişim. Gittim Allah'tan bir yerden alışveriş yapacaktım.
Bir baktım sırt çantam yok, koştum güvenliğe gittim, dedim böyle böyle benim çantamı trende unutmuşum. Neyse ki tren başka şehre gitmiyormuş. Eğer İskenderun tarafına falan gitseydi daha da bulamazdık, bilmiyorum. Ya insanlar görmedi, telefon etti güvenlik, dediler arayacaklar şimdi treni. Gerçekten de buldular, teslim ettiler bana. Yani 10 gün kadar oldu, ben gerçekten şoktaydım ya, şoka girdim ya, ben ne yapayım, o kimliklerin çıkması, o tek tek banka kartlarını iptal ettireceksin, özel bilgilerim var, bazı şifrelerim onda kayıtlı, yani felç olurdum. O yüzden Yıldızname de benim için çok kıymetli arkadaşlar. Bakınız bütüne hitap ediyorum, binlerce insan ondan faydalanıyor. Şimdi ben Ankara derken, Kayseri derken, Çorum derken, birkaç yer gezerken onları bir yerde bırakırım yani, unuturum. Ya paketi unutum, yani unutkan birisiyim. O yüzden onu gözüm gibi koruduğum bir sabit yer var, annemin evi. Orada tutuyorum sürekli, başka bir yere götüremiyorum. O yüzden Yıldızname yorumlarını yapmıyorum arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum. Ya yorum yapamıyorum ama bakalım bugün belki bir astrolojik yorum yapabilirim. Unuttuğumu sanmayın. Oluyor böyle bazı şehir değişimlerinde, başka şehirlere gittiğimde böyle unutabil şey yapabiliyorum arkadaşlar. Yıldızname'yi yanıma almadığım için çekim yapmıyorum ama gittiğim yerlerde böyle ufak bir ahtapot tripodum var. Portatif bir şey. Onunla çekimlerimi yapıyorum. Sizi ihmal edemem. Bu benim işim. Bu benim YouTube, benim bir dükkanım. Onu her gün sevgiyle açıyorum, sevgi anahtarıyla. Sizleri de seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.